Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Aaron Wimsovic'in Benim Sistemim adlı kitabının diyagramlı oyunlar kısmının 8. videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda diyagramlı oyun 13'ün analizini Aaron Wimsovic bizler için yapacak ve biz de sizlere aktarmaya çalışacağız. Biliyorsunuz artık her videoda tek bir maçın analizini sizlere aktarıyoruz. Diğer türlü videonun çok uzun olduğunu siz bizlere ilettiniz. Biz de sizlerin isteğini kırmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir projede değişikliğe gidiyoruz. 13. oyunda beyazlarda Aaron Wimsovic, siyahlarda ise Van Gatskal, muhtemelen böyle okunuyor. Van Gatskal'ı izleyeceğiz. Van Gatskal'ın ben Hollandalı olduğunu düşünüyorum. Hani Van falan dediği için muhtemelen Hollandalı. 1925 yılında oynanmış bir oyun. Benim şahsi kanaatim arkadaşlar, Wimsovic'i beyazlarda izlemek muhteşem bir zevk. Wimsovic özellikle bu maçın analizine geçmeden önce diyor ki engelleyiciler ile alakalı örnek bir oyun. Engelleyici neydi arkadaşlar? Merkezdeki bir piyonun sürülmesini engelleyen bir taş. Bu at olabilir, fil olabilir, kale olabilir, vezir olabilir, şah olabilir. Zaten piyona biz engelleyici demiyoruz. Zaten piyon doğal bir engelleyici. Onu o kapsama dahil etmiyoruz. Zaten merkezdeki bir piyonun önünde zaten kendi piyonumuz varsa o piyon zaten rakibin piyonu etkili bir piyon değildir. O yüzden engelleyici vardır dememizin de bir lüzumu yok. Ama özellikle Wimsovic, hatırlayın arkadaşlar, önceki derslerinde, benim sistemim derslerinde Wimsovic bize ne diyordu? Engelleyicilerden at ve filler güçlü engelleyicilerdir. Kale ve vezir biraz daha zayıf engelleyicidir. Şah en zayıf engelleyicidir. Niçin? Çünkü rakip bu engelleyiciye tehdit gösterdiği zaman, şahı tehdit ettiği zaman o engelleyici oradan kalkmak zorunda kalacak. O yüzden engelleyicinin taş değeri ne kadar düşükse engelleyicinin gücü de o kadar artıyor. Maçımıza geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olsunlar. Katıl butonu tıklayarak da bizim YouTube kanalımıza destek verebilirsiniz diyelim. Ve beyazlarda Aaron Wimsovic'i izleme keyfine başlayalım arkadaşlar. Atak 3 ile başlıyor beyazlarda Wimsovic. E6, D4'ten sonra D5 sürüşü ve şimdi E3 piyon sürüşünü yapıyor. Siyahlar at F6 oynayarak cevap veriyor ve B3 sürüşünden sonra burada tabii de fil B2 fikri çok bariz. Burada Wimsovic diyor ki C5 oynayabilirdi siyahlar ya da at C6 oynayabilirdi. Ama at B'den D7 oynaması yanlış bir yanlış mantıklı diyor. O yüzden siyahlar at B'den D7 oynadıktan sonra diyor ki Wimsovic analizinde bu hamle yanlış bir hamledir. Bakalım niçin yanlış bir hamle olacak? İzleyelim. Fil D3 oynamayı tercih ediyor beyazlarda Wimsovic. C6 piyon sürüşünden sonra kısa rokunu yapıyor ve fil C6'dan sonra ise fil B2'sini oynuyor. Şu anda Wimsovic'in sadece B1 atı gelişmemiş durumda. Onu da geliştirdikten sonra herhangi bir şekilde geliştirecek bir şey kalmayacak. Ve burada vezir C5 oynuyor. Vezir C7 oynuyor. Vezir C7 tabii ki de E5 karesini kuvvetlendirmeye yönelik bir hamle ve siyahlar E5 karesine yoğun bir yığınak yaptı. Muhtemelen E5 sürmeyi düşünüyorlar. O yüzden de beyazlar da Wimsovic diyor ki rakibimin E5 sürücü aşikar. O zaman ben rakibimi E5 sürdürmeden önce, çünkü E5 sürerse merkezi ele geçirmiş olacak siyahlar. O yüzden benim karşı bir saldırıya geçmem gerekiyor diyor ve C4 sürüşünü yapıyor. Buradaki D5 piyonu almaya yönelik bir hamle. Burada siyahlar B6 oynuyor. Tabi siyahların B6 oynamasının fikri şu olabilir: ben bu piyonu almayacağım ama bu piyonun da C5 sürmesinden çekiniyorum. O yüzden C5 sürdürmemek için B6 oynuyor. Aynı zamanda fili B7'ye koyma fikirleri de mevcut. Şimdi at C3 oynayarak beyazlarda Wimsovic son aletini geliştirmiş oldu. Fil B7 hamlesinden sonra ise kalesini C1'e oynuyor ki C hattı açılmaya aday bir hattır diyebiliriz. Kale C8'den sonra ise C çarpı D5, E çarpı D5 ile birlikte Wimsovic E piyonun sürülmesini engelledi. Peki niye acaba E çarpı D5 aldı? C çarpı D5 alsaydı ne olurdu? O zaman ben atla alabiliyordum arkadaşlar. Atla bu piyon alıyordum. Veziri açarak tehdit ediyordum. O yüzden bir piyon kazanmış oluyordum merkezde. O yüzden E çarpı D5 zorunlu bir hamle. Şimdi de Wimsovic E4 piyon sürüşünü yaparak bu sefer rakibin E5 sürmesini engelledi. Şimdi kendisi E4 sürdü ve merkezde avantaj elde etmeye yönelik güzel bir hamle yaptı. D çarpı E4'ten sonra at çarpı E4, at çarpı E4, fil çarpı E4 hamlesinden sonra ise şimdi siyahlar kısa rokunu yapmış oldu. Evet, beyazların D piyonu, evet doğru, izole bir piyondur ama merkezde bir izole piyondur. Bunun çaresini bulacaktır diye tahmin ediyorum Wimsovic için. Ve şimdi D5 oynayarak diyor ki zaten bu piyon nedir abi? İzoledir.
Madem kırışılacak kırışılsın. Ki burada zaten kırışılamıyor. Çünkü kale var. Vezir yiyecek. O yüzden ne yapacak? Kıramayacak. Galiba sürecek. Sürerse de D piyonu geçer olmuş olacak. Ve C5 sürdükten sonra beyazın D geçeri hem fil hem de at tarafından engellenmiş. Doğru mu? Evet doğru. Zaten ne demişti oyunun başında? Engelleyicilerle alakalı örnek bir oyun. Evet şu anda fil ve at tarafından engelleniyor bu D5 geçeri. Ne yapacak o zaman Nimzovic? Mantık olarak ne yapmasını bekleriz? Bu engelleyicileri ortadan kaldırmaya, saptırmaya yönelik hamleler yapacak. Ve bu D piyonunun sürülerek daha tehditkar olmasını sağlamak zorunda. Bakalım bunu nasıl yapacak? Kaleye 1 oynuyor öncelikle. Vezir D8 hamlesinden sonra ki vezir D8 oynanmalıydı. Çünkü bu C1'deki kale bu açmazdan dolayı bayağı bir sıkıntı verdi şimdiye kadar. Fil B1 geri dönüyor. Fil B1 hem kalenin önünü açmaya yönelik bir hamle hem de file olası bir tehditten koruyan bir hamle olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hücumu engelleyen D6 fili ve D7 atının ortadan kaldırmak için Nimzovic bir şeyler yapmak zorunda. Kale E8'den sonra Nimzovic diyor ki burada kale ile E8'i almak çok mantıklıydı. Önce kale ile E8 alacaktım. Vezir çarpı E8'den sonra ise vezir B3 ile birlikte H7'den mat isteyecektim. Şu şekilde H7'den mat isteseydim çok daha doğru bir hareket olurdu diyor. Ama bu bir eleştiri hamlesi arkadaşlar. Önce vezir D3 yapmış. Kesinlikle E8'i almak çok daha mantıklıydı diyor. Buradaki siyahları içinde kare çarpı E1'i mantıklı olarak görüyor. Keşke kare çarpı E1 yapsaydı önce. Onun için daha iyi olurdu diyor. Ama siyahlar da kare çarpı E1 yapmamış. At F8 yapmış. At F8 tabi H7'yi korumaya yönelik bir hamle, sıkıntı yok. Şimdi kale çarpı E8 yapıyor beyazlar. Vezir çarpı E8'den sonra ise at H4. At H4'ün fikri bu arada arkadaşlar şunu söyleyelim. Bu mat tehdidini at korudu ya. Buradaki ikinci el engelleyici olan at bir kere saptırıldı. Şimdi atı H4'de oynuyor ki bu piyonun önündeki tek engelleyici olan fili de at F5 hamlesiyle birlikte saptırmayı planlıyor. O yüzden bu piyonun önünü açıp daha sonra da sürüş işlemleri gerçekleştirmek istiyor. F6 sürüşünden sonra at F5 ver fili. Kale D8 hamlesinden sonra ise önce fil çarpı F6 muazzam bir feda hamlesi arkadaşlar. Burada Nimzovic diyor ki eğer ki G çarpı F6 yaparsa tam bir facia olur. G çarpı F6 yapmaması lazım. Fil çarpı H2 siyahlar için çok daha doğru bir devam yolu olur. Niçin G çarpı F6 kötüymüş inceleyelim. G çarpı F6 yaparsan at çarpı D6 gelir. Daha sonra kale çarpı D6'dan sonra ise vezir G3'ten ver şahı ver kaleyi şeklinde güzel bir çatal söz konusu olacaktır. O yüzden burada bu piyonla filin alınması doğru bir hareket değil. Fil çarpı H2 çok daha doğru bir devam yolu. Şah çarpı H2'den sonra şimdi G çarpı F6 yapılabiliyor. Bu noktada bir sıkıntı yok. Çünkü artık at D6'yı alamayacağı için herhangi bir G3'den şah kale gibi bir durum söz konusu değil. Ama yine de beyazın D piyonunun özgür olduğunu düşünürsek, aynı zamanda siyahın şah kanadının açılmış olduğunu, atın da bu şah kanadına baktığını, filin de baktığını, kalenin de ilerleyen zamanlarda belki C4'ten sonra bakma ihtimali olduğunu düşünürsek beyazların durumu her açıdan çok daha iyi gibi görünüyor. Vezir G3'ten bir tane şah, at G6 kapattıktan sonra ise F4. Tabi F4'ten sonra arkadaşlar hesaplanan şey tabii ki de öyle zannediyoruz. Atı H4'e alıp açmazdaki taşa baskı kurmak. Daha sonra F5'le birlikte bu atın düşmesini sağlamak olabilir F4 sürüşünden sonra. Nimzovic diyor ki evet şu anda D5 piyonu boşta, kale de alabilir, fil de alabilir. Ama ne kadar da boşta olsa doğru bir hareket olmaz bu. Çünkü niye? Mesela kale çarpı D5 aldığını düşünelim. O zaman kale E1'de ver vezir diyecek öncelikle. Vezir D8'e kaçınca da at E7'den ver şahı, ver kaleyi, ver açmazdaki atı şeklinde bir hamle olacak. O yüzden kale ile D5'in alınması doğru bir hareket değildir. Peki fil de alınsa ne olur? Bir de ona bakalım. Fil çarpı D5'te yine aynı. Kale E1, vezir F8'e gidince yine at E7'den ver şahı, ver açmazdaki atı şeklinde bir hamle olacak. O yüzden dolayı burada D5'in alınması hiç doğru değildir. Şah H8'de atın açmazdaki durumunun kurtarılması söz konusu oluyor. Kale E1 ile yine de ver veziri. Vezir F8'e geçince de D6 sürüşüyle birlikte atın hem E7'ye gelmesi sağlanmış oluyor. Hem de burada diyor ki fili C8'de oynamak çok büyük bir hatadır diyor Nimzovic. Burada elbette ki siyahlar atın
E7'ye gelmemesi için bir hamle yapacaklar. O da kale D7 hamlesi. Ama yine de çare olmuyor. Vezir C3. Piyonu istiyor arkadaşlar. Piyonu istiyor derken şöyle bir istek bu. Önce kaleyi E8'e getirecek. Vezir açmaz alacak. Bu bir kale fedası. Vezir alırsa da hop vezir çarpı F6'dan şah tehdidi yapacak. Şah kaçtıktan sonra da atı H6'ya getirip mat yapacak. Fikir bu. O yüzden kale çarpı D6 alıyor. Burada şimdi at çarpı D6'dan sonra vezir çarpı D6 ve fil çarpı G6 ile birlikte H çarpı G6. Şimdi bakalım arkadaşlar ne oldu? Vezire vezir, kaleye fil. Siyahlar kalite kaybını göze aldılar. Kombinezon yememek için, mat tehdidinden kurtulmak için kalite kaybını göze almış oldular şu aşamada. Tabii ki de kalite artı bir piyon. Yani şöyle söyleyeyim. Siyahlar şu anda bir fil ve bir piyon üstün. Çok da kayıp bir konum diyemeyiz. Mesela ben beyaz olsam şu oyunu muhtemelen kazanamam. Burada kale E8'de bir tane şah çekiyor beyazlarda Linzovic. Şah G7'ye geçince de vezirini G3'e oynuyor. Baktığımız zaman vezir G3 hamlesi anlamsız gibi gelebilir. Ama tabii ki de F4 piyonunu tutmaya yönelik bir hamle. İlerleyen zamanlarda belki de F5 sürücünü planlıyor beyazlar. Fil C6'da kale istek altında. Kale E3'e kaçtıktan sonra da fil D7 oynanmış. Ve şimdi F5 hamlesi gel kırışalım diyor. Vezir çarpı G3, şah çarpı G3. Fil çarpı F5 hamlesi sanki bir piyon devrilmiş gibi gözükse de kalenin 7. yataya ineceğini göz ardı etmeyelim. Kale E7 şah, şah H6'dan sonra kale çarpı A7. Şu anda baktığımız zaman beyazın 3 piyonu bir kalesi, siyahların 4 piyonu bir aleti var. Sanki bir puan beyazlar üstün gibi ama yine bana verin beyazlarda şu oyunu muhtemelen kazanamam. Bakalım Linzovic nasıl kazanacak? Fil B1 ile piyonu istiyor doğrudan doğruya ama zaten piyon koruma altında. Kale A6 ile birlikte hem B6 piyonu istek altında hem de A2 piyonu korunmuş durumda şu aşamada. B5 sürüşü geliyor. Şimdi A4 gel kırışalım. B çarpı A4, B çarpı A4 ile birlikte siyahın da bir geçeri var. Beyazın da bir geçeri var. Bakalım neler olacak? Şah G5, kale B6 fil istiyor. Fil E4'e kaçınca da A5 sürüşünü gerçekleştiriyor. F5 sürüşü A6, C4 sürüşü A7. Vezire çıkacak artık. C3 sürüşünden sonra şimdi kale B3. Ver piyonu bakalım bana. Eğer ki piyonu vermezsen bana sürersen de kaleyi C3'e getirecek muhtemelen. F4'te bir tane şah. Şah F2'ye gidince de C2 sürüşü ve kale C3. Siyah ne oynarsa oynasın kale C2 piyonunu alacak arkadaşlar. Niçin? Çünkü beyaz da A8'den vezire çıkacak. Bunu tek engelleyen fil. Sen fili saptırırsan mesela ne oynasın? Şah F6 oynasın mesela. Şah B6 oynarsa kale çarpı C2, fil B7'ye gelmek zorunda. Çünkü fil bu kaleyi alırsa vezire çıkar beyazlar. Fil B7'den sonra kale C7, fil D5'den sonra ise kale C8 ve artık beyazlar siyahın aletini de alacaklar. Ve akabinde de bu piyonları bir şekilde toplayıp belki de bir piyona karşılık iki piyon verip rahatlıkla oyunu kazanacaklardır. Bu saatten sonra diyor ki Linzovic, ben mi anlatayım bu saatten sonra ne oynayacak siyahlar? Oynat siyaha bir hamle. Hop vezire çıktı. Fille vurdu. Kaleyle vurdu. Bu oyunu kazanmak herhalde şimdi beyazlarda ben olsam kazanırım değil mi? Ben olsam kazanırım bu oyunu artık. Rahat bir oyun. Çünkü piyonlar pek sürülemiyor. Herhangi bir tehdit yok. Diyorum ya en kötü ihtimal bu piyonla bu iki piyon değiştiririm kalenin ve şahın yardımıyla. Ve rahatlıkla ben bu oyunu beyazlar gibi kazanabilirim. Linzovic ve Van Gatskal arasında 1925 yılında oynanmış oyunu Linzovic bu şekilde kazanmış ve bizlere bu şekilde analizini aktarmış oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone butonuna basarak YouTube kanalımıza abone olsunlar. Katıl butonu tıklayarak da YouTube kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç diyenlerden olmanızı dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.